Sevgili izleyiciler, programımız Türkiye'nin dört bir yanından muhteşem yaşam fırsatlarıyla devam ediyor. Duygu ile Yaşam Rehberi'nde şimdi de Antalya'dayız. Sizleri Life in Nara villalarında ev sahibi yapacağız. Son derece kararlıyız. Tahsin Bey'i artık son lansman haftası olduğu için böyle zorla yakaladık. Kandırdık, stüdyomuza getirdik. Dedik ki Tahsin Bey, son şanslı ailelerimiz bakalım Show Türk izleyicilerimizden kimler olacak? Bizler Antalya'da nasıl bir yatırım sahibi olacağız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Var ya, bir an önce ev sahibi olmak evet. istiyoruz. Çünkü artık bu hafta son haftamız. Son, evet. Geçen hafta da duyurmuştuk. Life in Nara villaları birinci etaplarda geçen seneyi birlikte geçirmiştik ve evet. çok fazla ev sahibimiz oldu. Gelip kredilerini de aldılar, bankalarla da ilişkilerini sağladınız. Daha sonra yeni bebek doğdu. İkinci etap Life in Nara villaları. Nasıl bir yaşam bizleri bekliyor Tahsin Bey? Şimdi o doğan bebek, o da birazcık büyüdü artık şu anda büyüdü. Tabii. Biz 6 ay evvel başladık inşaata. Şu anda kaba inşaatın %70 üstte 80 seviyelerine kadar geldik. Dolayısıyla o bebek de artık büyüyor. İnşallah büyüdü. Allah kısmet ederse seneye bu zamanlar herkes orada oturabilecek şekilde getireceğiz. Bebek büyüdükçe lansman çok keyifli bir hale evet. geldi. Çünkü bugün notlarımın arasında gerçekten Aslı Hanım'la siz ikiniz çok güzel bir lansmana dönüştürdünüz tekrar bizler için. Yarısı peşin, yarısı teslimde. Evet. Yani bir sene sonra yaşam başlayacak artık değil Her mi? Her şeyle şu anda tasarladığımız gibi gidiyor proje. Hatta daha da önündeyiz. Biz taahhüt ettiğimiz zamandan daha evvel teslim edeceğiz. Ama yine taahhütümüz maksimum bir yıl olarak konuşuyoruz. Şu anda lansmanımız şu şekle getirdik. Son haftası olarak geçen hafta ilan etmiştik. Önce geçen haftadan olan sözümüzü iğneyelim burada. %10 indirimimiz devam ediyor mu? Babalar gününe özgüydü ama. Ben de ne bahane bulacağım da indirim alacağım diyordum sevgili izleyiciler. Tahsin Bey sağ olsun bizleri kırmadı. %10 devam ediyor. Evet, %10. Yani bu lansman bitene kadar yani ay sonuna kadar zaten lansmanımız devam ediyor. Ve ay sonu itibariyle de sonlandırıyoruz. Orada %10 peşin indirimimiz şu anda devam etmekte. İki tane seçenekli sunum yapıyoruz şu anda. Birincisi yarısı peşin, yarısı evini teslim alıyorken, villanı teslim alıyorken diye bir sloganımız var. Orada 74 bin euroluk dairenin yarısını bugün veriyorlar, yarısını villasını teslim alıyorken ödüyorlar. Öderken de istiyorlarsa 10 yıla kadar banka kredisi oluşturuyoruz kendilerine. Orada 3 yıl, 5 yıl, 10 yıla kadar çok cüzi banka faiz oranlarıyla 10 yıl kredilendirmiş oluyoruz. Tahsin Bey, çok eski bir firmasınız ve siz yurt dışında yaşayan Türklerin kredi evet. sorununu çözdünüz. Bunu lütfen bildirelim çünkü şu anda Avrupa, Türkiye, tüm yatırımcılar bizleri izliyorlar ve evet. ev sahibi olmak istiyorlar. Hem daire fiyatına villamız olacak evet. hem de kredi alabiliyor olacağız. Ama çok önemli bir detay dediniz, yarısı peşin, yarısı teslimde ama teslimdeyken bütün krediyi, bütün ev tutarını tamamen evet. alabilmemiz mümkün halde. Şu anda 74 bin euro satmış olduğumuz villanın ederi. Tabii ki bu bir yıl sonra yani bizim şu anki fiyat artışlarıyla 90 ile 100 bin euro arasında bir rakam olacak. O zaman istiyorlarsa yani bugünkü 74 bin euro alan insanlar bu 74 bin euronun tamamını evlerini teslim alıyorken kredi olarak kullanabilirler. Yani bu ne demek oluyor? Bugünden borçlanarak eşe, dosta ya da öyle kendi imkanları, birikimleri varsa. Yastık altı paraları çıkartmak gerekiyor evet. sanki biraz. Bu birazcık bugünden işte faydalanmak, bu fiyattan faydalanmak amaçlı olan bir kampanya. Bir yıl sonra zaten bunun %20-25 üzeri olacağı bir fiyatı bugünden garantilemiş olmaları çok önemli. Alıyorken de, yerlerini teslim alıyorlarken de bankaya müracaat ederek biz onlara her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Bankalarla olan diyalogumuz son derece İleri düzeyde kefil olmadan sadece banka gelirlerini bize değil bankaya işte bunları belgeyi gösterdikleri an biz kredilerini oluşturuyoruz. Dediğim gibi 10 yıla kadar kredi kullanma şansları var. Şu demek oluyor bu, bir yıl sonra isterlerse ayda 500-600 euro taksitle 10 yıl boyunca bu paraları ödeyerek buradan yer sahibi olma Peki, imkanları 500-600 oluyor. 500-600 euro taksit ödeyeceğiz banka kredisiyle ama nasıl bir kira gelirimiz olacak? Evet, yani o da çok önemli tabii. Aslında biz bugünden bakıldığında şunu söylüyoruz. Yani bizim bölgenin ciddi anlamda oteller bölgesi oluşundan dolayı tatilcilerin ciddi ilgisini çekiyor. Yani bu ne demek? Tatilciler aile olarak geldiğinde 4-5 kişilik aileler oteldeki konaklamalar ya da tatil çok pahalı olduğu için böyle bir hafta, 10 gün, 15 gün, bir aya kadar bir daire kiralayıp oturmayı ya da tatil yapmayı çok daha uygun buluyorlar. Bu da onlara hem kiralayan kişiye avantaj hem de kiraya veren kişiye ciddi bir gelir oluyor. Yani günlüğünü 50 euro ile 100 euro arasında böyle bir villanın günlük kirası
çok mümkün. Yani bunun emsalleri etrafımızda çok olan yerler var. Bu şekilde kiraya veriliyor ve ciddi anlamda da rağbet görüyor. Onun için kira geliri de çok fazla olacak olan bir yer. Alan insanlar bankaya borçlandıklarında o banka kredilerini çok rahat kira gelirleriyle ödeme şanslarına da sahipler. Çünkü yine üzerine basarak söylüyorum, Antalya çok marka değeri yüksek bir yer. Antalya'nın bir artısı daha var gerçekten, kışı yok. Evet. Yani 323 gün dersiniz, güneşli, aylardır, evet, yıllardır da bu bilginizi, evet, yanlı yayınlardan kullanırım. Çok yani doğru. Biz orayı yazlık bölge olarak görmüyoruz. Yaz kış yaşayabiliriz ve çok uzun aylar kiraya verebiliriz. Şimdi bakın, Antalya'nın bu anlamda işte bütün yıl her kesime hitap edecek bir yaşam anlayışı var zaten. Böyle olunca da yani bir kısa dönemli bir yazlık gibi bakmak çok yanlış Antalya. Yaz kış yaşanılan bir yer olduğu için dolayısıyla yaşamadan bir yerde de her zaman işte talep ve kiralama şansı oluyor. Dolayısıyla bizim projemiz böyle bir yerde. Otellerle iç içeyiz. Ya Kunda Oteller bölgesi dediğinizde bugün işte Titanic Otel, Delfin Palace Otel, işte bunun yanında Topkapı Otel, Mardan Otel, yani bir sürü otel sayılabilir orada. Biz onlara komşu olan bir yerdeyiz. Dolayısıyla hem marka değeri çok yüksek olan bir yerdeyiz, hem de projemiz otel vasfında bir proje. Tam bir tatil köyü havası ama evet. 6 ay önce bebek doğduğunda ilk lansmana birlikte çıktık, evet, ve o kadar güzel görsellerle tanıştım ki inanamamıştım. İlk sizle birlikte, ben de sizinle birlikte canlı yayında, evet, izledim. Dolayısıyla çok şık bir proje, çok büyük bir havuz, Antalya'da tek diyebileceğimiz, evet, böyle bir muadil bir tesis yok. Kesinlikle. Yani böyle bir tatil köyü havasında kendi evimizin olabileceği bir yer yok diye düşünüyorum. Yani çok şunu yani üzerine basarak söyleyelim. 650 metrekare yüzme havuzlu, 66 villalı ya da bu kadar az villa sayısının olup bu kadar büyük yüzme havuzlu olan hiç Antalya'da bunun emsal bir projesi yok. Bunu çok övünerek söyleyebiliriz. Neden? Hem görsellik olarak hem de yapı kalitesi olarak, mimari estetik olarak çok şık bir proje, butik bir proje. Dolayısıyla burada hem insanlar yaşıyorken çok keyifli bir yaşam sürecekler, hem de bölgenin her gün rantı çok fazla artmakta. Yani şu anda kime sorarsanız sorun, Antalya'yı az çok bilen insanlara danıştığınızda, sorduğunuzda Antalya'nın en hızlı gelişen bölgesi Kundu bölgesi denir. En çok prim yapan bölgesi Kundu bölgesi denir. En doğru yatım yeri olarak da Kundu bölgesi söylenir. Dolayısıyla biz doğru bir bölgedeyiz ve doğru bir projeyi orada şu anda inşa ediyoruz. Gelen insanların da burada bundan faydalanmalarını istiyoruz. Siz bize şunu öğrettiniz. Aylardır Kundu Oteller bölgesini, oradaki otelleri, kaç, evet, yüz euro günlükleri ödediğimizi çok iyi biliyoruz. Evet. Siz bu kadar pahalı otellerin olduğu bir bölgede bize ömür boyu kendi evimizde yaşam vaat, evet, ettiniz. Bu çok önemli bir yatırımdı. Çok önemli bir fırsattı ama şu anda artık lansmanın son aşamalarına geldik. Evet. Bir sene sonra evlerimizde, Antalya Kundu Oteller bölgesinde evlerimizde yaşamaya başlayacağız. Dolayısıyla banka kredisiyle toplamını da ödüyor olacağız. Evet. Ama hani görselleri görüyoruz. Lütfen bize projeyi genelinde anlatın. Tabii. Geldik, arabamızı park ettik. Nasıl bir yaşam var? Şimdi her şeyden evvel buranın lokasyon olarak ulaşım çok kolay bir yerdeyiz. Havaalanına 15 dakika mesafede, bir defa yurt dışından gelen ya da yurt içinden artık hava yolda gelen insanlar çok çabuk bir şekilde evlerine ulaşacaklar. Yani bizim siteye geldiklerinde sitede çok şık bir defa o görselleri, yani şu anda ne görüyorlarsa ekranda bunların yapılmış olarak bir defa onların karşılarına çıkacaklar. Şu anda zaten bu görünen havuzların tamamının inşaatı yapılmış durumda. İşte bu söylemiş olduklarımızı yavaş yavaş inşa ediyoruz. Gelen insanlar bir defa 8126 metrekare içerisinde 66 tane villaya sahip olacaklar. Bu 66 tane villanın yarısı 2+1, yarısı da 3+1 şekilde projelendirdik bunu. 2+1 villalar 85 metrekare. Giriş katında salon, mutfağı, tuvaleti, banyosu var. Üst katında bir yatak odası, bir çocuk odası ve ortak banyo tuvaleti var. Ki 85 metrekare de 2+1 için küçük bir metrekare değildir. Kesinlikle. Gerçekten 4 kişilik bir aile ve misafirleri, salonda da şöyle bir köşe grubu falan konduk mu, çok 2 rahat kişi yaşam de orada ağırlıyoruz. Evet. Çok rahat yani yaşayabiliriz. Çok yani rahat yaşam alanları. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Projenin %100'ü kullanılmış bir durumda çizilmiştir. Ve o şekilde inşa ediyoruz. Yani hiç atıl alan olmayan son derece kullanışlı bir projedir. Yani projenin 85 metrekarenin santimetre karesine kadar kullanılabilecekleri bir alan. 3+1. Biraz proje içinde artılarımız var. Onları, evet, da bilsin izleyicilerimiz. Daha artı hediyelerimiz var.
Hani HTS, inşaat, ulaşımlar, konaklamalar artık bizleri çok iyi ağırlıyorsunuz. Evet. Bunu biliyoruz ama villayı aldığımızda öyle bir teknik donanım bilgisi veriyorsunuz ki bizlere. İçinde bir takım hediyelerimiz daha var. Onları da söyler evet. mi izleyicilerimiz? Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Bir mimar getirseniz, kendi özel mimarınız, bu evi dekore ettirseniz bundan fazla yaptıracağınız bir şey yok. Bir defa son derece üst malzemelerden oluşan, son derece şık ve görselleri, malzeme kalitesiyle üst bir proje. Mutfakta ankestri ürünlerimiz var. İşte davulun bazımız, fırınımız, set üstü ocağımızla beraber. Bu standartımızda var olan bir şey. İşte duşakabininden tutun gün ısısına kadar, yani yılın her günü kullanabileceğiniz gün ısısı, sıcak su her an mevcut olan bir sistemdir bu. Bunlar standartlarımıza dahil olanlar. Teknik şartnameyi zaten insanlara içeride hangi malzeme, şu anda onu da geçtik aslında, malzemeyi bizzat görme şansları var orada. Yani numune daire şu anda son aşamasına geldi. Yani bir hafta 10 gün sonra gelen insanlar orada her şeyi yani ne alacaklarını görerek alacaklar zaten. Peki Tahsin Bey, izleyicilerimiz sizi arıyorlar ya lansman boyunca. Evet. Temmuz'da, Ağustos'ta gelecek, ne yapacağız o zaman? Vallahi yani lansman bitiyor birkaç gün sonra. Şimdi yani kapora mı yatırsınlar, ne yapsınlar? Şimdi biz nakit onlara bir kolaylık sağlıyoruz. Şöyle ki tabii ki insanlar vakitleri çok değerli. Herkesin, bizlerin de, onların da. Çoğu insan yaza hazırlık yaparak geliyorlar Antalya'ya ya da Türkiye'ye. Türkiye'ye geldiklerinde işte kendi memleketlerine gelip daha sonra Antalya'ya gelme gibi düşünceleri oluşuyor. Biz onların bu fikirlerini karşılıklı uzlaşarak belli bir noktada buluşuyoruz. Yani asudeyle didişmeyeceğiz değil mi? Yok. Duyguyla Yaşam Rehberi izleyicileri Tahsin Bey ve Asud Hanım'ı arayacaklar. Bakalım fiyatları bir kaparoyla sabitleyebilecek miyiz? Evet, yani bu şu demek oluyor. Gelecek günleri kesin zaten yurt dışında yaşayan insanların tatil günleri aşağı yukarı %90'ın belli. O günleri hatta daha evvel de gelen insanlar var. Çok işte izin sorunu olmayan insanların daha evvel de gelip böyle bir imkandan yararlanmaları daha mümkün. Orada şöyle bir avantaj var. Evvel gelenin tabii ki şimdi çok sayılı yerimiz kaldı. Orada seçme şansları daha fazla. İşte havuz başında birkaç tane yerimiz var. Bahçe tarafında daha fazla yerimiz var şu anda ama tabii önce gelen işte köşe olsun, işte batı olsun, doğu olsun artık kendi keyfine göre daha çok seçeneği olabiliyor. Ama ben bahçenin de iyi bir seçim olduğunu düşünürüm aslında. Hani çocuklu bir anneyim, havuzu seçebilirim ama belki de arkada bahçeyle ilgilenmeyi, taze sebze meyve ekmeği daha uygun bulabilecek çok ailemiz yani, var. Tabii bunu tercih eden kişiler de çok fazla. Yani bizim bu projenin yani bir tarafı iyi bir tarafı kötü diye bir şey yok. Yani herkese hitap edecek aslında orada alanlarımız oluşturduk. Yani havuz tarafında istiyorlarsa havuzun hemen... Şimdi biraz orası cıvıl cıvıl olur, çocuklar evet, biraz sesli olabilir. O çocuklu ailelerin hani daha çok tercih ettiği. Yani ama çocukların daha gözlerinde olması. Bahçe evet, seçimi demek hemen belki 50 metre arkasında kendi müstakil bahçesi, bahçesinde istediği gibi kendine özgü müstakil alanı var. Orada istediği şekilde o bahçeyi kullanma tasarrufuna sahip olan bir yer alıyor. Ve dolayısıyla da işte orada bir ekim dikim yapacaksa muhakkak kendine göre hobi alanı olarak düşüneceğimiz bir alan. Ve etrafımızda da hemen işte o bahçeyi bakan yerin karşısında belediyenin büyük bir park alanı var, büyük bir otopark alanı var. Dolayısıyla bir binalarla iç içe değiliz orada. Böyle de avantajları var bahçe tarafının. İşte malum iki katlı villalardan oluşuyor. Bu görsellik aynen birebir orada oluşacak olan görseller. Bol yeşilimiz var, büyük bir havuzumuz var. Başka ne tip sosyal alanlar var? Ya 600 metrekare bir defa fitness, squash salonu, orada hobi alanlarını oluşturduğumuz, işte bilardo masalarının olduğu, pimpon masalarının olduğu, herkesin çok rahat vakit geçirebilecekleri bir hobi alanımız var. Tahsin Bey, lansmanımızın son iki dakikası. Dolayısıyla röportajımız bitmeden artık ŞovTürk ailesinin hani sürprizi olsun bu. Son iki dakikada bizleri yeni izliyor olabilirler. Nasıl ev alacağız ve sizlerle nasıl buluşacağız? Evet, şimdi bir defa yerimiz Antalya'da, oteller bölgesinde, Kundu'da. Havaalanı 15 dakika mesafede bir yerdeyiz. Orada iki tane seçenek sunuyoruz onlara. Bir 85 metrekare villa, bunu 25 bin euro peşin. 6 ay sonra hiç sıralı ödeme yapmadan 6 ay sonra 20 bin euro. Bundan bu tarihten 1 yıl sonrasına yani ikinci 6 ayında yarısını ödeyerek hatta o yarısını da istediği kadar banka kredisiyle 10 yıla kadar taksit denleme şartıyla birinci seçeneğimiz bu. İkincisi %50'sini peşin ödüyorlar. %50'sini yine yeri teslim alıyorken ödüyorlar. Ve o yeri teslim alıyorken yine banka kredi kullanma şansları var. Dolayısıyla böyle bir nezih bir bölgede, böyle bir butik bir sitede ve bu kadar iç donanım ve inşaat kalitesi yüksek bir yerde
Bu fiyatlara yer sahibi olmak gerçekten fırsat olduğunu düşünüyoruz. İzleyicilerimiz ev sahibi olacaklar. Evet. Antalya'ya gelecekler ve Kunda Oteller bölgesini çok sık anlattık. Bol yıldızlı bir projede, evet, çok fazla otellerin olduğu bir bölgede ömür boyu tatil diyoruz izleyicilerimize. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok keyifli bir sohbetti. Sizden bir reklam anonsu alabilir miyim, kameranız orada? Tabii. Reklamlara gidiyoruz şimdi.